Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videomuzda da sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere son YouTube durumlarda paylaşmıştım. Yeni videoya hazır mısınız diye güzel bir ikramiye yakalamıştık. 500 TL olarak. Onu ben bir gün önce yani dün çekmiştim ve o şekilde bir kazı kazan ikramiyesi yakalamıştım. Yeni video için biraz birikim yapmak istedim daha doğrusu. Yani biraz daha güzel ikramiye tutturursam daha sonrasında fazla fazla kazımak için hani hemen aldığımı hemen harcamamak adına. Öyle düşünürken bugün de ayrıyetten rastgele sadece bir tane 30'luk alıp şansımı denemek istedim. Yani şöyle açıkça konuşayım. Neden bilmiyorum. Bu aralar bu 30'luk para yağmuruna bir sempatim oluştu. Güzel ikramiyeler tutturmaya başladım bunda açıkçası. Bir tane daha aldığımda inanmayacaksınız belki ama hani onu da aynı şekilde videonun içine koydum zaten. Birazdan izlersiniz. Yine 500 TL çıktı. Ha dedim bu akşam bir video gelsin. Güzel böyle 300 TL'lik falan bir aldım. Şansımı tekrardan deneyeceğim. Bazı arkadaşlar sürekli bana soruyorlar. İşte ne zaman video, ne zaman video. Arkadaşlar ben o durumu şöyle açıklayayım sizlere. Atıyorum hani desem ki bu akşam gelecek kardeşim video diye size ucu hani yalan atmak istemiyorum. Olduğu bir aksilik oldu, gelmedi falan. Hani ucu açık bir cevap vermek istemediğim için yakında diyorum. Bazı diğer arkadaşlar da yakında ne demek falan öyle saçma cevap mı olur gibisinden tepkiler göstermişler. Hani onlardan da biraz saygı bekliyorum. Sonuçta burada bir hiç olmasa da bir maddi durum söz konusu. Maddiyatın müsait olduğu durumlar oluyor, olmadığı durumlar oluyor. Zaten güzel ikramiyeleri de tutturduğumuzda devamı geliyor. Yavaş yavaş kazımaya geçelim. Ve anlatmak istediklerimizi de o esnada sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, video için deneme kazı kazanı almıştık. Gördüğünüz üzere bütçeyi bu zamanlarda biraz kısmıştım. Önceden denemelere 2.20, 2.30 olarak yapıyordum. Bu sefer 1.20, 1.30 olarak aldım. Bir tanesinde şöyle 20 TL çıktı. Diğerinde hepsi seçeneğini bulduk ve toplamda 500 TL'lik bir ikramiyeyi buradan almış olacağız. Bu akşam için güzel bir kazı kazan projem de devam edecek. İnşallah bu akşam daha güzel ikramiyeler kazanırız. Yani yeri gelmişken aklımdayken de söyleyeyim. Uzun süredir takip ettiğim bir kazı kazanla ilgili bir kanal daha var. Amerika'da kazıyan bir ailemiz var. Şimdi kanalın ismi net aklımda değil ama yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da kazı kazan falandı. Onların bir videosunda denk geldim. Bizim buradaki bu kola falan su satılan dolaplar gibi kazı kazan dolapları vardı. Atıyorsun 1 TL sana kazı kazan veriyor. Ne bileyim atıyorsun işte para atıyorsun sana oradan sayısal loto bizim buradaki 10 numara gibi falan oynayıp geliyor. Çok ilginç gelmişti. Hatta bir ara düşündüm onu da. İstesem oradan kargo ile bana yollasalar falan bu Amerika'daki kazı kazanlardan kazısam. Ama hani tut istedim geldi kazıdım ikramiye çıktı. Bunu kime bozduracaksın kimden alacaksın o ikramiye. O yüzden zevkle izleyip seyretmesi daha güzel oluyor. Onlara da bol şans diliyorum. Şimdi altınla kazı kazanımıza başlayalım. Bakalım şöyle alttan ilk kazdığımızda en büyüğünü bulduk. Bunun devamı gelir mi? 10 TL burada var. Ve 200'ü 200.000 TL ikilendi. Hemen yanına bakalım. Son iki tane kazacağımız yerden birinde bir 200.000 daha çıksa köşeyi döndük. Derken lan bir sürü yüzler onlar şeyler kafamı karıştırdı dedim 100 lira mı çıktı acaba ama ilk kartımız boş. Evet sistemimizi bozmadık her zaman adetten olduğu gibi ilk kartımızı boş çıkarttık. Geçelim ikinci kartımıza. Onu da şöyle hızlıca kazıyacağım. Şurada gördüğünüz üzere iki tane 1.000 TL çıktı. Bir tane daha 1.000 TL bulursak o 200 de çıktı. İkişer tane oldu. Şimdi 200 mü buluruz, 1000 mi? Şöyle yana bakalım. Burada 10. 1000'den baya bir sıfır eksik. Birkaç tane hatta. Hemen yana geçelim. Bundan da 5.
Ve bu kart da boş. Hemen diğerine geçiyoruz hızlıca. Şöyle bakalım. 10.000. Zaten biz bu 10.000'leri severiz. Bir tane daha gelse hiç fena olmaz derken iki tane 50 olduk. Şuraya bakalım. 200. 200.000. Burada da yine 200.000. Yan tarafta da yüzük. Tamam, bunu da geçtik. 3'te 3 boş gidiyoruz. Geçelim dördüncü kartımıza. Bu sefer alt sıradan başlayacağım. 10, 100, 20. Üst sırada ne varmış? 100, 2 tane oldu. Burada 200.000. Burada gene 200.000. Görünen o ki bu kartımız da boş. Hemen bir diğerine. Zaten bu 5 TL'lik kartları biliyorsunuz her zaman açılışlarda kazıyorum. Verdiği ikramiyeler de küçük olduğu için çok çok büyük bir beklentim bunlardan yok. Ama bir 1000 TL, 200 TL verse de hiç fena olmaz hani. Derken bu da boş. Evet, şu anda ne yapmış olduk? 3, 4, 5'te 5, 0 gidiyoruz. Daha kenarda kazıyacağımız birçok kart olduğu için hiç can sıkıp ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Burada 20 TL mi geliyor acaba? Hayır, 5 TL geldi. Yanda da para sembolü. Bir 5 de oradan bereket versin. 10 lira. Şöyle 10 lirayı buradan bulmuş olduk. Geldik. Son 3, 4, 5 tane kartımız. Hatta bunları da karıştıralım. Sırası serisi biraz bozulsun. Şöyle bunları da kenara attırdık mı? Hemen devam edelim. Şöyle 200, burada 200.000. Hadi buyur. 2 tane 200.000, 2 tane 200. Burada ne varmış? 20. Ama buradaki bir sürü sıfırdan bir tanesini şunun yanına koysalar bizim de işimiz görülecek. Olsun, bunları kenara ayıralım hemen. Şöyle burada 10 lira mı gelir, 5 lira mı gelir? Galiba 10 lira gelecek diye ümit ediyorum. O da yok. Burada da boş. Bunu da hemen ayıralım. Kaldı son 3 tane kartımız. 1000 TL, 1000 TL, 100, 200, 10. Valla altın biraz fos çıktı diyebilirim. Zaten 5 liralık karttan da çok çok büyük bir beklentimiz olmasın. Gördüğünüz üzere hepsini sıralı bir şekilde insanı uyuz etmek için dizmişler. Bunu da koyalım kenara. Hemen son kartımız mı? Evet. Son kartımızı da kazıyıp yolumuza devam edelim. 50. 10.000. 50. Bari bir 50 ver de bir keyfimiz yerine gelsin diyeceğim. O da yok. Evet. Büyük bir beklentisi olmayan, keyfi, zevki, cep harçlığı için kazıyacak olanların tek vazgeçilmezi altın olabilir. Geldik yumurta kazı kazanımıza. Şimdi burada yapmak istediğimiz şey, aslında bunda mı yapsam, başka bir tanesinde mi yapsam, onu da kararsızım. Arkadaşlarımızdan bir tanesi istemişti. İlk başta dedi harfleri kazı. Ne çıkacağını daha sonra sembolleri heyecanla biz bekleyelim. Şimdi bunda harfler tahminen nerelerde olabilir? Şu orta kısımlarda desem. Bakalım. Vallahi görünür de harf falan. Burada bir tane Z var. Z var bir tane. Şöyle bakalım bulacak mıyız başka? Vallahi görünür de başka da harf yok herhalde. En azından arkadaşımızın gönlü olsun diye bir böyle bakalım. Bulabilir miyiz? Maalesef yok. Göründüğü gibi sadece Z harfini burada bulabildik. Şöyle hızlıca geçelim. Tatil, yumurta. İkisinden de 500.000 varmış. Pasta, taç. Elmas, atmalı.
Tavuk 100 TL verdi. Çok güzel. Tavuktan 100 lirayı almış olduk ilk kartımızda. Göründüğü üzere. Yine o arkadaşımızın totemini yapmak biraz şanslı geldi diyebiliriz bunda. 100 liramızı kenara ayıralım. Bakalım geçelim bir diğer kartımıza. Bunda bu sefer karışık gideceğim. Yonca, yat, ev, atnalı, kasa, yumurta. Bu sembollerde de boş. Bu kartımız boş. Hemen geçelim bir diğerine. Şöyle yumurta burada, pasta burada, kolye, uçak, yonca, yat, yıldız, ev. Burada da bir şey yok. Gelelim bir diğerine. Kedi, kolye, atnalı. Kazımadığımız kalmasın. Yumurta ve taç. Bu kartımız da boş. Son kartımız da böylece kazımış olduk. Şunları alalım hemen. Bize engel olmasınlar. Toplamda kaç tane? 4 tane yumurta kazı kazan almışız. Bunların da bir tanesinde 100 lira çıkmış oldu. Gene güzel. Hiç yoktan iyidir yani. 5'te 5 boş çıkarttığımız günleri de biliyoruz. Geldik. Milyonerler Kulübü. Neden bilmiyorum. Bu aralar bu Milyonerler Kulübü'ne de bir içinde güzel bir hissiyat var. Hani bir şeyler kazandırabileceğine inandığım kartlardan bir tanesi. Nasıl yapalım acaba? Bir defasında yapmıştık şöyle. Komple bir kazıyalım önce. Şöyle en baştan başlayıp sonuna kadar. Sonra yukarıdan numaralarımızı kazırız. Hatta bu durumda az önce bahsettiğim arkadaşımızın da isteği olmuştur diyebilirim herhalde. Harfleri de gördük. K ve Z. Şimdi yukarıdan tek tek kazıyalım. Bakalım yukarıdaki harflerden aşağıda var mı? 12. 13 var. 12 yok. Bir yanına bakalım hemen. 22. 21 var. Bak bir tık altı olsa 1 milyon para alacağız. Evet. Bir yanına bakalım. 8. 8 de yok. Yanındaki de 18. 18'imiz o da yok. Yani görünen o ki bu kart boş. Bu totem tutmadı. Biz en iyisi kendi bildiğimiz yoldan gidelim. Ve yukarıdan kazıyarak şansımızı bir de o şekilde deneyelim. Hatta bu sefer paramızı da değiştirelim. Şöyle büyük parayla devam edelim. Burada bu sefer artık gözükmüyor. Ve karışık gidelim. 48 44 1 22 17 35 her zaman olduğu gibi 35 çıkar 36 yukarıda. 33 o da yok. 10 şuradaki neymiş? 14 13, 14, 13, 12 ama gelir 11'i bulamayız. Bizde de böyle şans var işte. 30, burada 9, 37, 36'nın üstü. Direkt yazdığımızda harflere bakıyoruz. Burada da K ve R. Az önce Z ve K ile şimdi K ve R geldik. Bundan 3 tane almışız. Son kartımız. Hadi bunda da tekrar sıradan gidelim ve küçük parayla kazıyalım. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? 41, 48,
17, 5, 6, 33, 28, 50, 29, 27, 42, 30, 32, 39 ve 13. 3 de 3, bunda boş. Geldik beklenen bölüme. Beklenen ve en sevdiğimiz bölüm olan bölüm. Bundan 6 tane var. Bundan 3 tane. Şöyle yapacağım. 30'lukla şu an başlayıp aralarda 20'liklerden birer tane kazıyarak devam edeceğim. O şekilde videoyu devam ettireceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha böyle yaparsak gayet güzel. Dediğim gibi bu 30'luklar bu ara yüzüme çok gülmeye başladığı için bu videoda 30'luk kazı kazana ağırlık vermek istedim. Hemen karışıktan başlayalım. Bavul yok. İster misiniz şimdi bir tane daha hepsi çıksın? Pasta o da yok. Nar boş. Zar var. Güzel. Evet. İlk kartımızda gene bir ikramiyeyi bulmuş olacağız. Şöyle en başa bakalım. Atladı. O yok. Ev var mı? O da yok. Ve tekrar bir zar. Zarlar 2 oldu. Burada kasa. Kasa yok. Kolye. O da yok. Çuval yok. Burada uçak. Tekrar çuval, yıldız, elmas, anahtar. Galiba şu anda sadece zar sembollerini bulduk. O şekilde devam ediyoruz. Hazine, tekrar hazine. Altın ve taç. Şimdi zarda bakalım ne varmış. 30, bu da 20 ise eğer 50 lirayla bu kartımızı da kapatmış oluruz. Evet. Güzel bir ikramiyeye doğru gidiyoruz diye içimde bir his var. Şu anda toplamda herhalde 150-160 lira oldu. Ve 12 ay şansla devam edelim. Temmuz'da başlayalım. En sevdiğimiz ay derken o da bizi sevindirdi. Vallahi belki şimdi gülesim de geliyor. İnanmıyorsunuzdur hani numara yapıyor falan veya bir üç kağıt arıyorsunuz işin içinde ama maşallah bir yerden şans tuttu mu tutuyor işte. Bazen yeri geliyor videolarda da görüyorsunuzdur. Hani 300-500 liralık verdiğimde 80-100 lirayla kapattığım videolarım da oluyor. Ama bazen de şans güldü mü gülüyor. 2 gün üst üste 500 lira çıkması. İşte böyle videolarda güzel şeyleri, ikramiyeleri bulabilmemiz falan. Ha, Allah bendeki şansı herkese iki katını versin. Benim onda diyeceğim bir şeyim yok. Ama burada da saat saat. Gayet güzel. Burada acaba kaç para gelecek? Şu aralığa bakalım. Burada da yüzük yüzük. Şimdi buradan bir 100 lira falan bekliyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Z harfi. Evet Z Z. 100 lira veriyordu. Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? Hızlıca kazıyıp bakacağım hemen. Para para. Ah ulan bizim yüzümüzü güldüren semboldü bu be. Para para. Tekrar bir verse 10 bin lira. Evet. Bakalım doğru mu hatırlıyorum. 20 bu. Evet 20 de bu. Etti 40. Buradan da bir 20. Etti 60. 80. Burası ile beraber 100. Güzel. 100 lira da buradan almış olduk. Etti bize 250-260 lira. Daha da kazımadığımız bu kadar kartımız var. 300 lirayı fazlasıyla çıkartacağız diye bir his var içimde. Zaten o 500, bugün çıkan 500 lirayla almıştım ben bunları. Oradan 200 lira karımız zaten vardı. Buradaki 300'ü de fazlasıyla çıkartırsak gayet de güzel kapatmış olacağız bu akşamı. Bir de şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Hani geçen videolarda da söyledim ben bunu. Haftada elimden geldiğince iki, hani bunun sözünü veremiyorum ama elimden geldiğince bir aksilik olmadıkça iki video gelecek.
Oldu ki bir hani maddi manevi bir sıkıntı yaşadığım bir şey oldu. İlla ki bir video gelecek ama elimden gelince iki tane de atmaya çalışacağım haftalık. Öyle sözünü vereyim. Gün olarak bir şey diyemiyorum. Sadece takipte kalın ve bu heyecanı bizimle birlikte yaşayın. Anahtar araba. Şöyle kart. Kartta bir şey yok. Burada balon. Yıldız, çuval ve elmas. Bu kartımız boş gibi duruyor. İçimden bir his öyle söylüyor. Bakalım. Yonca yok. Şöyle hızlıca geçeyim. Altın taç atmadı. Var mı? Yok. Alt sırayı. Nar, yat, zar, bavul, ev. Nar, yat, zar, bavul, ev. Evet, bu kart boş. Görüldüğü üzere. Kartımızı kenara alalım. Ve hadi bir 30'luk daha çekelim. 30'lukla yolumuza devam edelim. Bu sefer de büyük 1 lirayla kazıyıp devam edeceğim. Anahtar, yüzük, nar, yonca ve ev. Şuradan bakalım kolye. İlk olarak kolye çıktı. İkincisinde yat, o da yok. Hazine yok. Taç, elmas, en başta da zar. Burada cüzdan, kasa, tavşan, balon. Altın, yonca, güzel, balon, çuval ve tekrar bavul, atnalı, tren, tavşan, yüzük, yüzük de var ve uçak. Burada da iki tane sembolümüz çıktı. Şöyle yonca ve yüzük. Bakalım bunlarda ne varmış? 20, 30. Buradan da 50 lirayla kapatmış olduk. Gözümüzden kaçan bir yer var mı? Hemen ona bakalım. Cüzdan, bavul, altın yok. 50 lira da burada etti. 300. Ana paramızı çıkartmış olduk. Kaldı geride 5 tane kartımız. Buradan sonra gelen hepsi bize kalmış olacak. Yani kar etmiş olacağız. Devam edelim. Bir tane 20'lik şey. 12 ay şans da bunu da sıradan gidelim bakalım. Kedi kolye. Para pasta. Yonca 12. Saat nar. Altın şapka. Balon araba. Yat cüzdan. Kasa tatil. Tahminimce bu kart boş zaten. Çünkü bunun bir öncesinde ikramiye aldığımız için bu kartta bir şey çıkma ihtimali çok düşük. Hemen geçelim bir sonraki kartımıza. Hangisinden kazsak? 3 tane ondan, bir tane bundan kalmış ve 30'lukla devam edelim. Üst kısmı büyük parayla, alt kısmı küçük parayla yapacağım bu seferki totemde. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Bunu da en alttan şöyle köşeden başlayalım. Burada zar. Zar yok. Evde yok. Yüzük. O da yok. Ve tavşan. O da yok. Gelelim buraya. Tren. Yonca. Anahtar. Yat. Balon. Taç. Kolye ve bavul. Bunlar da yok. Elmas. Uçak. Bavul. Yanında da araba. Burada ne varmış? Pasta. Atnalı. Kart ve uçak. Bu kartımız boş.
Geçelim bir diğerine. Ne demek ki bu totem tutmadı? Hangisini kazıyalım? Bir 30'luğumuzu daha kazıyalım. Geriye son birer tane 20'lik ve 30'luk kalsın. Bunu da küçük parayla başlayıp bitirelim. Şöyle hemen ortalayalım. Şöyle hızlıca bakalım ne varmış. Sıradan gidelim. Balon, anahtar, burada bavul, zar ve tren. Bu sıra boş. Elmas yok, kart yok, çuval yok, yıldız yok, kasa yok. Yanına bakalımlar. Yıldız, cüzdan, hazine ve yat. Görünen o ki bu kartta boş gibi duruyor. Tavşan da yok, ev yok, elmas yok ve pasta, o da yok. Şöyle harflerine bakalım bunların. L var ve onun yanında da ikinci harfimizi bulamadım. Hızlıca ona bakayım dedim ama. İkinci harfimiz de M'ymiş. Bu kart da boş. Geldik son iki kartımıza. Burada ben ilk olarak 20'liği kazımak istiyorum. 20'likten sonra da 30'lukla videomuzu sonlandıracağız artık. Bunu da nasıl yapalım? Hadi bir Temmuz'da başlangıç daha yapalım. Bakalım. Pasta yıldız. Gelelim Eylül'e. Eylül'de bir şey var mı? Onda da yok. Mart'a bakalım. Bunda da bir şey yok. Ocak. Nar, ev, boş. Yüzük, araba. Kolye, para. Atlı, uçak. 12 kedi. Şapka, bavul. Aralıkta da yonca, cüzdan. Geldik Ekim'e. Çıkarsa Ekim'e, çıkmazsa Kasım'a diyemeyeceğiz. Kasım'ı kazımışız. O zaman Ekim'i kazıyıp bakalım. Ekim'de boş. 20'likler bitti. 3 tane 20'likten şu ana kadar 100 TL bir para kazanmış olduk. Geldik son 30'luk kartımıza. Bunu da küçük parayla, hatta karışık bir onla bir onla kazıyarak devam ettireceğim. Hangisiyle ilk sembolü bulursam da o parayla diğer sembolleri kazımaya devam edeceğim. Üst sırayı küçük parayla kazıyalım. Bakalım hangisi bizim şansımızı güldürecek. Hatta ilk olarak karışıktan böyle başlayalım. Anahtar yok. Geldik büyük paraya. Şuraya bakalım. Kart. O da yok. Şuraya hemen kazıyalım. Balon. Yok. Şurada ne varmış? Altın. Boş. Burada yonca. O da boş. Geldik büyük para. Kolye. Boş. Küçük mü büyük mü? Bakalım hangisinde bulabileceğiz. Ev. O da yok. Tren. Bu da boş. Geldik büyük paraya. Çuval. Ben bile şu an bayağı heyecanlandım. Acaba ilk sembolü hangi parayla bulacağız? Burada ne varmış? Elmas. Lan bu kart boş mu yoksa? Boşuna mı uğraşıyoruz ya? Burada hazine. Şöyle bakalım. Anahtar. O da yok. Onun yanında yat. Boş. Geldik en alt sıraya. Ortadan bakalım. Araba. Boş. Burada altın. Altın da yok. Yanındaki pasta. Son iki sembol. Acaba bir şey bulacak mıyız? Bavul. Burada da nar.
Bu kart da boşmuş zaten. Boşuna parayla küçük büyük olarak heyecan yarattık. Sağlık olsun. Toplamda zaten 350 lira gibi bir ikramiye almış olduk. Yani verdiğimiz 300 lira 50 lira fazlasıyla çıkarttık. Öncesinde de 500 lira çıkartarak bu kartları almış olduğumuz için de 200 lira gene ayrıyetten oradan vardı. Dünkü 500'ü hiç hesaba katmıyorum bile. Şansımız gayet güzel. Yani hızlanmaya başladı. Umarım benim olduğu kadar sizlerin 2 kat 3 kat daha fazla şansınız açılsın arkadaşlar. Videonun gelme konusunda da dediğim gibi gün olarak kimseye söz veremiyorum ama bir kesin iki elimden geldiğince video gelecek. Bu aralarda atamadığım zamanlarda da dediğim gezi videolarını attığımda sizlerden ricam en azından videoya giriş yapıp hani sonuçta bir emek veriyoruz biz de burada. Bir beğeni atmanız, küçük de olsa bir düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeniz bile bize faydası olacaktır. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum, bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.